Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında yeni bir sureye başlıyoruz. Ahzab suresi ve bu surenin 1-8. ayetleri arasını bugün değerlendireceğiz. Ahzab kelimesi, Hizip kelimesinin çoğulu ve bu sure ismini Hendek Savaşı münasebetiyle işte Mekke'den ve başka yerlerden toplanmış olan Birleşik Kuvvetlerin Medine'ye hücumu ve Allah'ın bir inayetiyle bir zarar veremeden dağılıp gitmeleri. Bunu anlatan yaklaşık 2 sayfalık bir bölüm var. İsmini oradaki Ahzab kelimesinden alıyor. Allah-u Teala burada şöyle bildirmekte. Ya eyyühen nebi, ey peygamber, ittakillah, Allah'tan kork. Yani peygamber efendimiz zaten Allah'tan korkuyor. Yani müttaki olmaya devam et. Günahlardan uzak kalmaya devam et. Bu haline devam et gibi böyle bir mana verilmekte. Ve la tuti'il kafirin vel münafıkın, kafirlere, münafıklara itaat etme. Kafirler Allah'ı inkar edenler, münafıklar ise mümin görünüp de gerçekte kafir olanlar. İşte ne kafirlere ne de münafıklara itaat etme. İnna Allahe kâne alîmen hakîme, şüphesiz Allah alimdir, hakimdir. Yani Allah her şeyi bilir ve Allah'ın her yaptığı hikmetlidir. Ve tebi' mâ yûhâ ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne vahyedilmişse ona tabi oldu. Yani peygamber kendiliğinden hareket etmiyor. Taraf ilahiden yönlendiriliyor ve o vahiy doğrultusunda hareket etmekle mükellef. İnna Allahe kâne bimâ ta'melûne habîrâ, şüphesiz Allah yaptığınız amellerden haberdardır. Yani ne yaparsanız Allah bunları bilir, bunlardan haberdardır. Ve tevekkel alallah, ve Allah'a tevekkül et. Yani peygamberlik görevi büyük bir görev, yüksek bir görev, sorumluluğu fazla olan bir görev. Bir insanın normal kendi iktidarıyla, gücüyle, kuvvetiyle bunu tam ifa edebilmesi mümkün değil. Allah'a tevekkülle, yani elden gelen gayreti gösterip neticeleri Allah'a havale etmekle ancak o şekilde başarıya ulaşabilecektir. Ve kefâ billâhi vekîle, vekil olarak Allah yeter. Yani bir insan vekil olarak Allah'ı bulmuşsa, ona tevekkül edebiliyorsa yeter mi? Yeter. Allah her şeye kadirdir ve Allah her şeyin dizginine sahiptir. Mâ cealallâhu li racülin min kalbeyni fî cevfihi. Allah insanın içinde 2 tane kalp meydana getirmedi. Ve mâ ceale ezvâcekum ellâ'i tuzâhirûne minhunne ümmehâtikum. Kendilerine zihar yaptığınız hanımlarınızı da sizin anneleriniz kılmadı. Ve mâ ceale ed'iyâekum ebnâekum. Evlatlıklarınızı da gerçek evlatlar yapmadı. İfadeler tabi çok veciz, biraz açıklanması gerekiyor. Önce zihardan söz edecek olursak, zihar Araplarda bir boşama şekliymiş ve zahır kelimesinden, sırt kelimesinden geliyor. İşte bir insan hanımına ente aleyye ke zahri ümmi dediğinde, sen bana anamın sırtı gibisin dediğinde hanımı ona haram oluyor. Çünkü bir kimse annesiyle evlenemez. İşte hanımını da annesi gibi gördüğünde evlenemez. Artık onlar birbirine haram hale gelmiş oluyor. Bu manada bir boşama şekli. Bununla alakalı Mücadele suresinde biraz daha ayrıntılı ifadeler bulunmakta. Eğer birisi hanımına böyle demişse kefaretle, işte 2 ay oruç tutarak veya işte 60 kimseyi doyurmak suretiyle veya bir köle azat etmekle bu durumdan kurtulabilmesi gibi çıkış yolları gösteriliyor. Bir insan hanımına sen bana annem gibisin demesiyle o gerçekte annesi olmaz. Bir de meselenin başka bir yönü nazara verildi. O da şu: evlatlıklarınız da sizin evlatlarınız değildir. Yani bir şekilde birisine oğlum, kızım demişsinizdir. Onu kendi evladınız gibi kabul etmişsinizdir.
ama gerçekte o sizin evladınız değildir. İleride bununla alakalı işte Zeyd bin Harise'nin durumu da nazara veriliyor. Zeyd bin Harise bir köle olarak Mekke'ye getirilmiş. Hazreti Hatice validemiz onu köle olarak satın almış. Peygamberimize hediye etmiş. Peygamber Efendimiz de onu azat ediyor. Ve daha sonra anne babası geldiklerinde onlardan hiçbir talebi olmadan, yani onlar ücretini verip almak istiyorlar. Peygamber Efendimiz o hürdür, sizinle gidebilir diyor. Ama Zeyd bin Harise Peygamber Efendimiz de kalmayı tercih ediyor. Çok büyük bir basiretle, isabetle kararını bu yönde veriyor. Peygamber Efendimiz de ona oğlu nazarıyla bakıyor. Yani gerçekte oğlu değil ve o günün toplumunda bu manada işte birisine tam sahip çıkılıp oğlum denilmişse bir nevi oğlu muamelesi yapılıyor ve miras ona kalıyor. Bu manada hukuki şeylerde tereddüt etmekte. Allah-u Teala bu olay münasebetiyle, Zeyd bin Harise'nin durumu münasebetiyle işte birisine oğlum demekle gerçek anlamda onun oğul olmayacağını, onun yine diyelim annesi bellidir, babası bellidir, onlara nispet edilmesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan zihar olayında da bir kimse hanımına sen bana anam gibisin demekle o gerçekte onun anası değildir. İşte evveliyle de bağlayacak olursak Allah insanın içinde iki tane kalp yaratmamıştır. İnsanda tek kalp var ve o tek kalp tek hüküm veriyor. Bir şeye hem A hem B demiyor. Bir şey neyse odur. Onun gibi bir kimse de diyelim birisinin annesidir veya değildir. Hem hanımı hem annesi olamaz. Öte yandan birisi ya gerçekte onun evladıdır veya değildir. Hem evladı hem değil olamaz. Bunun netleştirilmesi gerekiyor. Kalbin verdiği hüküm bir olduğu gibi şahıslarla alakalı bu annedir veya bu oğuldur. Bu noktada da tek hükmün verilmesi lazım. Meseleyi biraz günümüze de yansıtarak ifade edecek olursak, acaba günümüzde evlat edinmekte problem var mı? Evlat edinebilir miyiz? Allah-u Teala li hikmetin bazı kimselere çocuk vermiyor. Yani kadından veya erkekten kaynaklanan bir rahatsızlıkla çocukları olmuyor. Normal şartlarda evli olan her aile elbette çocuklarının olmasını da ister. Çocuk evin bu noktada neşesidir. Peki kendilerine çocuk verilmemiş olanlar, diyelim fakir bir aileden yeni dünyaya gelmiş bir bebeği alsalar, kendi nüfuslarına da kaydettirseler, kendi oğulları gibi veya kızları gibi baksalar, bu durumda bu şekilde bir mahsuru var mı? Yani bu zaman zaman medar bahs olur. Uygulamada da bu gibi şeyler bulunmaktadır. Ayet-i kerimeden devamından da anlaşılacağı üzere bunların gerçek anne babasına nispet edilmesi gerekiyor. Yani yabancı bir şahıs, akrabalarından da olabilir, akrabalarından veya yabancı bir şahıs yetiştirmek üzere gerçekten evladı gibi bakar, ilgilenir, gerekirse ona mal, mülk bunları da verir ama gerçekte o onun evladı değildir. Ve o kimsenin gerçek anne babasını da bilmesi gerekir. Dolayısıyla bu noktada zaman zaman ihmaller olabilmekte. İleride de çocuk gerçek anne babasını öğrendiğinde işte kendisini yetiştiren kimselere karşı bir soğukluk, bu arada gerçek anne babasına karşı da niye beni bunlara verdiniz tarzında, niye bana sahip çıkmadınız tarzında bir soğukluk olabilmekte. Ama onu yanlarına almış olan kimseler işte sen bizim oğlumuz gibisin, sen bizim kızımız gibisin, annen baban, biyolojik annen baban falancadır diye onu da belirtseler iki taraf daha rahat olur ve çocuk da ona göre kimin ne olduğunu bilir. Mahremiyet noktasında da mahremiyet hudutlarına riayet edilir. Bu devam eden ayetlerde daha iyi anlaşılacak. ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz bir sözdür. Yani
hanımınıza anam gibisin demeniz veyahut evlatlığınıza oğlum kızım demeniz sizin kendi ağzınızdan çıkan bir sözdür. Gerçeği yansıtmamaktadır. Vallahu yegulul hak, Allah ise hakkı söyler. Ve huve yehdis sebil, doğru olan yola insanları sevk eder, doğru yola iletir. Üd'uhum li âbâihim, onları babalarına nispetle çağırın. Yani kimin oğluysa, gerçekte biyolojik anne baba itibariyle kimin oğluysa ona nispetle çağırın. Falanın oğlu şeklinde bu bilinsin. Huve aksatu indallah, bu Allah katında daha adildir. Yani uygun olan, yapılması gereken budur. Fe illem ta'lemu abaehum, eğer onların babalarını bilmiyorsanız. Yani bu manada da olabilir. Kimsesiz çocuklar. Günümüzde de bu bir meseledir. İşte cami avlusuna bırakılan çocuklar, yetim yuvalarına bırakılan çocuklar. Anne baba belli değil. Böyle durum da olabilir. Ayet-i Kerime ona dikkat çekiyor. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız fe ihvanukum fiddin, onlar sizin din kardeşinizdir. Yani yine de oğlum demeyin ona. Anne babasını bilmiyorsanız da, diyelim himaye için yanınıza aldınız, himaye ettiniz, yetiştirdiniz, gerçek babası olmadığınızı, gerçek annesi olmadığınızı kendisine bildirin. Din kardeşi olduğunuzu bildirin. Yani o da bilsin. Bu noktada ileride bir hayal kırıklığı yaşamasın. Ve mevalikum, yani bunlar din kardeşlerinizdir ve sizin yaranlarınızdır. Himaye ettiğiniz, baktığınız kimselerdir. Ve leysa aleykum cunahum fîmâ ahtâtum bihi, ama hata ile onlara oğlum kızım demeniz gibi şeyler, bunda size bir vebal yoktur. Yani bunu bir öğretmen de öğrencilerine söyler. Diyelim lisede bir öğretmen, gerçek babası değil oradaki öğrencilerin. Ama işte oğlum kızım bu ifadeyi söyler ve bu bir örftür. Burada maksadı gerçek oğlu olduğunu ifade etmek de değildir. Bu anlamda oğlum kızım demek, bunda bir vebal yoktur. وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, ancak kalbiniz kasten oğlum kızım diyorsa orada problem var. Yani bir kimse işte çocuğu aldı, büyütüyor, yetiştiriyor. Onun gerçek anası babası değil ama gerçek anası babası gibi ona oğlum kızım diyorsa ve çocuktan bunu gizliyorsa bunda vebal vardır. Bunun düzeltilmesi gerekir. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّح۪يمًا, Allah gafurdur, rahimdir. Yani evet, buralarda hatalarınız olabilir ama Allah niyetinizin halis olduğunu yine bilir ve hatalarınızı affeder, bağışlar. Bu da Cenab-ı Hakk'ın mağfiretiyle, rahmetiyle alakalı çok güzel bir müjde. Yani bu noktada insanların hataları bulunmaktadır ama Allah-u Teala'nın gafur rahim olduğu da unutulmamalıdır. اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ, peygamber müminlere nefislerinden daha evladır. Yani bir insan, bir mümin kendini düşünmezden önce peygamberi düşünmesi, işte anasından babasından onu daha yakın görmesi ve anasına babasına itaat etmesinden çok daha hassasiyetle peygambere itaat etmesi gerekir. Tabii bu Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği bir ders. Kur'an'ın ilk muhatabı olan sahabeler bu dersi o kadar güzel almışlar ki Peygamber Efendimiz'e hitap ederken ismiyle hitap etmiyorlar. Ayette de zaten surenin başında ya eyyühen nebi denilmişti. Ey peygamber. Bazı yerlerde ya eyyühen rasul diye geçiyor. Ey rasul. Onlar da ya Resulallah, ya Nebiyallah bu ifadelerle hitap ediyorlar ve sözlerinin başlarına bi ebi ente ve ümmiyim veya fedake ebi ve ummi, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, bu ifadelerle peygamberimize hitap ediyorlar. İşte müminlerin nazarında peygamberin konumu ne olmalı? Kendilerinden evvel peygamberi düşünmeliler. Anne babalarından daha ileri derecede ona itaat etmeli. Onun dediğini yapmalılar. Ve ezvacuhu ummahatuhum, peygamberin hanımları, eşleri de onların analarıdır. Buradaki ana, anne mecazi anlamda, yani anne gibi hürmete layıktır.
Yoksa onların yanına girerken de bir kişi anasının yanına girer gibi girmemeli. Daha sonraki ayetlerde buna dikkat çekiliyor. Onlardan bir şey istediğiniz zaman min verayi hicab, perde arkasından isteyin. Bu mealde ifade ediliyor. Yani mahremiyet esaslarına yine riayet edilecek ama hürmet noktasında, dediklerini yapma noktasında bir anne gibi. Öte yandan evlilik noktası, bu da meselenin başka bir yönü. Çünkü peygamberin hanımlarıyla daha sonra bir başkasının evlenmesi yasaktır. Bu sure içerisinde bu gayet net bir şekilde ifade edilmiştir. Demek ki peygamberin hanımları ümmetin anneleri gibidir ifadesi hem evliliğin haram olması noktasından onlarla hem de gereken hürmet açısından değerlendirilebilir. Bu açıdan ümmetin anneleri gibidir. Şu anda da aradan 14 asır geçmiş. Müminler Peygamber Efendimizin zevcelerinden, eşlerinden bahsederken işte Fatıma, diyelim ki Ayşe annemiz, Hatice annemiz gibi bu ifadeyle kitaplarda geçer, vaazlarda bu ifadelerle anlatılır. Yani anamız mesabesinde, annemiz mesabesinde hürmete şayan bu şekilde onların isimleri yad edilir. Ve ulul erham, akraba olanlar, birbirine akraba olanlar, ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillah, bunlar da Allah'ın kitabında birbirlerine daha yakındırlar. Minel mu'minin vel muhacirin, müminlerden ve muhacirlerden. Bunu anlama açısında şunu söyleyebiliriz. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde oradaki ensar, oradaki Medineli Müslümanlar muhacirlere tam böyle sahip çıktılar. Her şeylerini paylaştılar. Hatta birbirlerine mirasçı olma gibi bu manada durumlar söz konusu oldu. Ayet-i Kerime mirasta esas olanın akrabalık olduğunu nazara veriyor. Dolayısıyla bir insan birisiyle çok yakın arkadaş olabilir ve o yakını diyelim hicret etmiştir, yardıma muhtaç durumdadır. Ama birbirine mirasçı olamaz. Yani bu miras olayı ayrı bir olaydır, yakınlık ayrı bir olaydır. Bu ayet-i kerimede bu netleştiriliyor ve bir ölçü ortaya konuluyor. İlla en tef'alu ila evliyaikum ma'rufa. Ancak kendi dostlarınıza maruf bir şekilde iyilik yapmanız o müstesna. Yani birisi bizim akrabamız değildir, bize mirasçı değildir. Yardıma ihtiyacı vardır. Ona yardımımızı yaparız. Yapmamız da gerekir. Bu akrabalıktan gelen bir şey değil. Akrabalıkta işte mirasçı olur. Miras yoluyla ona bir şeyler kalır. Ama bu tarz yakınlıkta, beraberlikte bir yardım söz konusudur. Ve bunu yaparken de maruf bir şekilde, yani örfe uygun ve sınırları zorlamayacak, mirasçıları rahatsız etmeyecek şekilde bunun yapılması gerekir. Kâne zâlike fil kitâbi mestûra, bu kitapta yazılıdır. Zaten Nisa suresi ayrıca nazil olmuştur. Nisa suresinin ayetlerinde birkaç sayfa içerisinde miras hukukuyla alakalı anaya ne kadar, babaya ne kadar, evlada ne kadar, kıza ne kadar, erkeğe ne kadar, diyelim ki daha diğerlerine ne kadar, bununla alakalı bir taksim Nisa suresinin ayetlerinde yapılmıştır. Bundan dolayı işte bu kitapta yazılıdır. Bu nazil olduğunda henüz daha ilgili ayetler gelmemişti, öyle anlaşılıyor ama ilmi ilahi de belli, levh-i mahfuzda yazılı ve Kur'an-ı Kerime'de daha sonraki dönemde indiriliyor ve böylece insanlar malların mirası hususunda bilgilendiriliyor. Ve iz ehazna minen nebiyyine mithagahum, biz peygamberlerden misaklarını aldık, onlardan söz aldık. Ve minke, senden ey peygamber, ve min Nuh, Nuh'tan, ve İbrahim, İbrahim'den, ve Musa, Musa'dan, ve İsa ibn Meryem ve Meryem oğlu İsa'dan. Yani bütün bu peygamberlerden biz söz aldık. Ve ahazna minhum mithaqan galiza, onlardan çok kuvvetli bir şekilde
tekitli bir şekilde biz söz aldık. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ Allah'ın bunlardan söz alması, o sadıkların sıdkından sorulması için. Yani doğru bir şekilde tebliğ ettiler, Allah'ın dinini doğru bir şekilde anlattılar. Bunun ortaya konulması için Allah onlardan söz aldı. Ve اَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا اَل۪يمًا Allah kafirlere ise elim bir azabı hazırladı. Yani bu peygamberler Allah'ın dinini anlattılar. Sadık olanlar bunları tasdik etti. Ona göre mükafatını elde etti. Ama kafirler de var, inkar edenler var. Allah o inkar edenlere çok elim, can yakıcı bir azabı hazırladı. Cenab-ı Hak bizleri Cenab-ı Hakk'ın rahmetine nail olanlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.